Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda şunu da şöyle alayım. E, netten brüte hesaplamamıza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi burayı e, makro kodlamayla yazıyordum. Şurada bir tek aynı şekilde brütten nete benzesin diye hani kodladığımızda şu çarpan dediğimiz kur bilgilerini satır olarak şuraya ekledim. Onun dışında herhangi bir değişikliği yapmadım. Sadece kodlamasına devam ediyorum. Kod olarak da o satırı belirten bölümü Direkt diye bir değer açtım. Bu şekilde. Hatta şuradan da oluşturumunu yapalım hemen. Şöyle. E, dim currentli. Zaten başka yerde ihtiyacımız olmayacağı için. Al double diyelim. Şu şekilde oluşturdum. Şuradan da geri geleyim. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmadım. Net gelirimizi zaten bu ikisini toplamı şeklinde alıyordu. Current dediğimiz şu B sütunundan da benim satırım 5'ten 16'ya dönüyor ve B sütunundan şu değerleri alıyor ve sonunda net geliri kuruyla çarpıyor ve sonucu getiriyor. Ondan sonra da bizim ilgili hesaplamamızı yapıyor diyelim. Bu hesaplamaları yapmak için brüt ücreti hesaplıyorduk. Brüt ücretleri şurada belirttik. Brüt ücretin içerisinde fakat vergi matrağı, damga vergisi ve gelir vergisini düzenli olarak hesaplamamız lazım ki döngüsel anlamda en iyi sonucu elde edecek kodları bulalım. Yani sonucu bulalım pardon. Şimdi bunların içerisinde bir SGK prim hesaplayıcı koymak istiyorum. Bir de vergi matrah hesaplayıcı koymak istiyorum. Yani aslında bu buradan birbirine eşlenik şekilde alacağı için Hani birbirinin içinde olacak kısacası ama ben fonksiyon içinde fonksiyon yazmayı daha makbul buluyorum. Şimdi if ilk sigorta primde dikkat etmemiz gereken şu. Bilgi bölümüne geleyim. Bilgi bölümünde eğer sigorta primi yani bizim sigorta dediğimiz brüt maaşımız sigorta tavanından daha yukarıda bir rakamsa bizim belli bir sınırlarımız var. Değilse zaten belli bir oranlarımız var. Biz şimdi bunu belirteceğiz. Yani bizim asıl düşüneceğimiz şey burada yapmamız gereken gelir vergisinin yani pardon brüt ücretimizin şuradaki brüt gelir. Nerede o? Hmm, bakıyorum. Nerede? Brüt ücret. Şuradaki. Ben burada bir eşitleyişi yaptım. Eşitlemeci yaptım. Eşitlemeciden sonra istediğim gibi arttıracağım. If brüt ücret büyüktür ee, neydi SGK matrağı ama şurada bilgi nokta dediğimizde getirecek mi bakalım ha, bizim modül birimiz miydi o bilgi dediğimiz Evet biz modül 1 diye tanımladığımız için modül birden gelecek Aslında başka bir yerde modül birden bir şey çağırdık mı diye bakıyorum Eğer çağırmadıysak modül 1'e girdim bilgi getiriyor Başka da bir şey yok. Şuraya geldim. Mo dül bir nokta. Evet buradan mesela istediğimizi alacağız. Biz ne alacağız? SGK tavan ücretimizi getireceğiz. Eğer bürüt ücretimiz SGK tavan ücretinden büyükse ve değilse diye araya bir grup oluşturacağız. Şimdi eğer brüt ücretimiz SGK tavan ücretinden büyükse, yani 37530'u geçmişse bizim şurada gördüğünüz gibi sınırlarımız var ve bu sınırları biz SGK'mıza eşitleyeceğiz. SGK değerlerimizi şurada oluşturmuştuk hatırlıyorsanız. Aynı şekilde burada da SGK EMP eşittir dursun hiç önemli değil. Şurada SGK AN EMP eşittir EMP dedim employee. Yani kendimce böyle isimlendirdim. Sghkam kam dediğim kampanya anlamındaki. Bu da SGK -Uncom. Ya bu biraz adam mantıksız oldu ama en azından mantık çerçevesinde mantıksız oldu diyelim. Ee, SGK dediğimiz şuradaki sigorta primimiz. Buraya geldim. Eşittir dedim. Modül nokta hatta şuradan eşittir get dediğimizde Hangisini alacağız? SGK alacak SGK damga. SGK max tutar. Şuradaki max tutarları getireceğim ben. Dediğimde bana hangisi diyor. Ben burada hangisini getireceğimi Şuradaki belirteçlerden ayarlamıştım sanırım. Bakıyorum. E, Teks değerlerini ayarlamamışım. Onun yerine şu modül birden text için istenen değerlere bakıyorum. Burada max tutar için sgk prim yazdığımızda bu gelecekmiş. Sgk işsizlik, işveren prim, işveren işsizlik gibi bölümlendirmişim. Burada benim istediğim değer sgk prim. Peki burada ne gelecek? Get sgk dediğimizde şöyle e, max tutar yapacaktık. Get SGK yaptık. Şuradan maksut ara geldik. Burada da SGK işsizlik diye değerimizi alacağız. Şuradan kopyala yapıştır sistemiyle yapmayı düşünüyorum. Burada peki ne olacak? Bakalım buradan. SGK işsizlikten sonra işveren prim ve sonra da işveren işsizlik gelecek mantığında. Şurada işveren prim. Şuraya da gelelim. Şimdi da kopyalıyorum. Buraya geldim. İşveren işsizlik yazacağım. İşsizlik. Hani ben oraya eşitleyici koydum. Eşitleyiciden dönen değerler. Eğer brüt ücretimiz bizim max şeyimizden yani SGK tavan ücretimizden küçükse ne olacak? Burada da oran getireceğiz. Yani şöyle yapacağız. Brüt ücret çarpı get dedim. SGK dedim. SGK damga oranda. Yine which diye soruyor bana. Which dediğine göre ben oradan hangisi diye sordurmuşumdur. Geldim şuraya. SGK damga oranı. Aynı mantık. SGK prim, SGK damga vesaire. Eğer damga demişsem damga tutarını getirecek. Diğerlerinde SGK prim falan aynı olacak. Ee, nerede? Şuraya geleceğim. Aynı şekilde yapıştıracağım. Yani baktığınız zaman ben sadece ön yüzünü değiştireceğim şu şekilde geri kalan arka e, yazılacak olanlar aynı şu şekilde yaptığım zaman yine işvereni yine işsizliği yine şeyi falan hepsini getirecek. Şimdi burada hesaplama yaptık ondan sonra buradan geçiyorum şuraya burada dedim ki kal şu e, hesaplayıcıyı çağır bu sana önce bir hesaplasın sonra sen ne yap burada Burada bir function olduğu için buranın bir dönüş tipi olacak. Şurada dönüşü işaretledim, eşittir dedim. Brut ücret eksi SGK EMP eksi SGK AN EMP şeklinde belirterek bizim vergi matrahımızı döndürüyorum yukarıya. Şu an güncel vergi matrahımız geliyor. Tamam bunu yaptık şimdi geleceğiz gelir vergisi kodlamaya ya da damga vergisi kodlamaya damga vergisi hesaplayıcı nerede burada damga vergisi hesaplayıcı çok basit Aslında ben yine de ayırmak istedim buraya eşittir diyoruz Brüt ücret çarpı diyoruz gelecek değer şu şuradan şunu kopyalıyorum Hatırlıyorsanız şurada bir damga yazarsam o ilgili damga tutarını getiriyordu. Damga tutar dediğimiz 00759. Bunu brüt ücretle çarpıyorsunuz, ilgili damga değerini buluyorsunuz. Şimdi buradan vergi matrahını bulduk, damgayı bulduk. Gelir vergisi alacağız. Şimdi buraya gelir vergisini isteyeceğiz. Bu biraz daha uzun olacak ama isteyeceğiz sonuçta. burada durduruyorum. Bunu da bir sonraki videoda anlatayım. Sonra eklentileri ekleyeceğiz. Eklenti dedim. Ek eklenecek mantıkları ekleyeceğiz. İlk aydan sonraki oluşacak yeni versiyonları ekleyeceğiz. Ondan sonra da her şeyimiz tamam olacak. Tek tuşa basıp çalıştıracağız. Şimdilik iyi seyirler arkadaşlar.